Partisi Gazi'nin ilçe başkanımız, Adalet ve Kalkınma Partisi Gazi'nin ilçe başkanımız, değerli konuklar, sayın basın, hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, gündeme geçmeden önce hepinizin bildiği gibi edebiyatımızın usta kalemi Yaşar Kemal'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm camiye başsağlığı diliyorum. Yine geçtiğimiz günlerde meclis üyesi arkadaşımız Sayın Akın'ın babaannesi vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, elde kalanlara başsağlığı diliyorum. Bu arada meclisimizi bugün gelerek bizleri onure eden ADD Gazi'nin Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu, TEMAT Yönetim Kurulu Başkanı, Gardiyat Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi, POMEK Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Dünya Engelliler Derneği Başkanı aramızda. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli arkadaşlar, başkanlıktan gelen önergelere geçmeden önce meclis üyelerimizle verilen bir önerge var. İsterseniz o önergeyi okutup oylatalım. Daha sonra da gündeme geçelim. Önergeyi okuyorum. Gaziantep Belediyesi Meclis Başkanlığı'nın 24 Mart 2009 tarih ve 27.179 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5840 sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu doğrultusunda kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ilçemizde, ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmeler konusunda Gaziantep Belediye Meclisi'ni bilgilendirmek, kendine esas veya tarih olarak havale edilen işleri görüşmek, istenildiğinde Gaziantep Belediye Meclisi'ne sunulan öneri ve teklifleri değerlendirerek görüş sunmak üzere ilçemizde 4-5-2009 tarihinde kurulmuş olan Gaziantep Belediye Meclisi Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu'nun kuruluş, görev, yetki, çalışma, usul ve esaslarını düzenleyen yönel teklifi gerekçesiyle birlikte ilişkide sunulmuştur. Sizlerin yapılmasını saygılarınızı arzuluyorum. Sayın Aztepe, Bengü Saygöse, Şenay Çavdar, Sayın Oğlum. Değerli arkadaşlar, önerge sahibi şimdi mi görüşünü beyan etmek ister? Önerge görüşüldüğünde mi beyan etmek ister? Önerge görüşüldüğünde mi? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Bir nolu önergeyi okutuyorum. Meclis Sayın Eğitim. E-Belediye, E-Yönetişim ile Vatandaş Odaklı Hizmet Projesi'nin hayata geçirilmesi kapsamında belediyemiz ile İSKA, Hizmet Kalkınma Ajansı arasında 5-1-2015 tarihinde imzalanan sözleşme gereğince İSKA tarafından bu proje için yaklaşık olarak 740 bin TL belediyemize karşılıksız olarak... Önerge hakkında söz almak isteyen Sayın Balcı, buyurun. Sayın Başkan, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanım, Sayın AK Parti İlçe Başkanı, meclisimizde arkadaşlarım, değerli basın ve değerli gazi emirler, Mart ayı meclis gündeminin ilçemizde hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Başkan, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aday gösterilen ilk Türk yazar olan Yaşar Kemal'in 28 Şubat tarihinde aramızdan ayrılışının bizleri ve sanat camiasını üzmüştür. Buradan saygılarımızı sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi meclisi arkadaşım Sayın Ayşe Akın'ın babaannesi vefat etmiştir. Ona da başsağlığını diliyoruz. Gündemi Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderilmesini öneriyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkan. Sayın Başkan, Sayın Meclis Arkadaşlarım, Sayın AK Parti'nin değerli ilçe başkanı, Sayın AK Parti'nin değerli ilçe başkanı, hoş geldiniz. İnşallah alacağımız önemli kararlar memleketimiz ve Gaziantep'e hayırlı gitsin istiyorum. Aynı zamanda içerimizde bulunan sivil toplum kuruluş örgütündeki arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. İmar ve Hukuk Komisyonu,
bütçe. Bütçe komisyonunun bütçe. Teşekkür ederim. Sayın Akın, değerli arkadaşlarım, bir nolu önergeyi plan bütçe komisyonuna sevgili önermeyi kapatana etmeyenler oy dediğince kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. İki nolu önergeyi. Meclis Sayın Ayetine, bu yıl 24-2015, 26-4-2015 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 18. Gazi'nin Uluslararası Çocuk Şenliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Çankırı Belediye Başkanı Tan Piyan Tiberi'nin, kardeş belediyelerimiz Bosna Hersek Belediyesi'nden Belediye Başkanı Muhammed Ramavuş Belediyesi'nin, Bulgaristan Razgrad ile Loznitsa Belediye Başkanı Ayhan Haşimov Belediyesi'nin, Makedonya Dercova Belediye Başkanı Dartor Şarnaski Belediyesi'nin, Bulgaristan Kırcıyar ile Kirkova Belediyesi'nden Belediye Başkanı Sadi Ramadan Belediyesi'nin, Rusya Volgograd Merkez Belediyesi'nden Belediye Başkanı Valeria Aleksandrova Belediyesi'nin, ayrıca çocuk halk dans gruplarından Rusya Volnoşova Dans Grubu'nun, Bosna Hersek Azov Dans Grubu'nun, Bulgaristan Razgrad ile Loznitsa Belediyesi Dans ve Müzik Grubu'nun, Bulgaristan Kırcıyar ile Kirkova Belediyesi Dans ve Müzik Grubu'nun, Azerbaycan Bakü Şehri Birnoğlu Uşak Evi'nin, İspanya Sertiniz Dans Grubu'nun, Romanya Bükreş Çocuk Sarayı As Grubu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdoğan Belediyesi Halk 24 Mart 2009 tarihi ve 27.179 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5840 sayılı Kadın Hakları Fırsat Eşitliği Komisyonu kanunu doğrultusunda kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın hak eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ilçemizde, ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmeler konusunda Gazi'nin Belediye Meclisi'ni bilgilendirmek, kendisine esas veya tarih olarak havale edilen işleri görüşmek, istenildiğinde Gazi'nin Belediye Meclisi'ne sunulan öneri ve teklifleri değerlendirerek görüş sunmak üzere ilçemizde 4-5-2009 tarihinde kurulmuş olan Gazi'nin Belediye Meclisi Kadın Hak Eşitliği Komisyonu'nun kuruluş, görevi, yetki, çalışma, usul ve esaslarını düzenleyen yönerge teklifi gerekçesiyle birlikte ilişkide sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını saygılarımıza arz ederiz. Teşekkür ederim. Yönerge hakkında söz almak isteyen Sayın Belediyeci, buyurun. Sayın Başkan, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı, AKP Gazi'nin ilçe başkanı, Sayın Meclis Üyeleri, Sayın Basın ve Sayın Gazi'nin. Şubat ayı ciddi anlamda zor bir aydı hepimiz açısından. Hem sağlık açısından hem de ortaya çıkan olaylar açısından. Sağlık açısından ciddi anlamda soğuklar yaşandı ve birçok arkadaşımız hasta oldu. Ben de dahil olmak üzere tüm hasta olan arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Diğer yönden Şubat ayında ölümlerin hiç arkasını kesilmediği bir ay oldu. Özellikle kadına yönelik cinayetlerin, kadına yönelik şiddetin yoğun boyutlarda yaşandığı bir ay oldu. Özgeci hastalığı hepimiz biliyoruz. Hepimizin yüreği kanadı. Hepimiz belirli ölçerde olayı ilan ettik. Bu sorunun toplumsal bir sorun olduğu bu şekilde tartışmalarla gündeme getirilmesi doğrultusunda Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu olarak kurulmuş olan Gaziemir'imizde Kadın Erkek Eşitliği Komisyonumuzun faaliyetlerinin neler olması gerektiği konusunda arkadaşlarımla yapmış olduğum görüşmeler içerisinde Gaziemir'imizde kadın erkek eşitliğinin toplumsal bir sorun çerçevesinde nasıl çözümlenmesi gerektiği konusunda düşünce önerilerimizi içeren yönergemizi hazırladık. Bu aşamada yönerge görüşüldükten sonra kadın erkek eşitliğinin bir toplumsal sorun olduğu ve bu toplumsal sorunun çözümünde sadece kadınların değil, erkeklerin de beraber bu mücadelenin içerisinde yer alması gerektiği, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının ve eğitimlerinin Gaziantep içinde süreklilik anlamında yapılması gerektiği konusunda çalışmalarımız bu yönerge çerçevesinde gerçekleşecektir. Bu nedenle bu komisyon tarafından bu yönergeyle beraber ortaya çıkacak olan politikaları Gaziantep'imiz açısından hayırlı olmasını temin ediyorum. Ve önergemizin gerekli olan komisyonlara havale edilerek gerekli görüşmeler yaptıktan sonra bir sonraki mecliste kabul edilmesi konusunda görüş ve beyanlarını sunmak isterim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başka söz almak istiyorum. Sayın Balcı, buyurun. Sayın Başkan, yerel gündemlerime bir hukuk, plan bütçe, kadın erkek eşitlik komisyonlarına gönderilmesini talep ediyorum. Sayın Mazlum. Uygundur başkanım. Sayın Akın. Değerli arkadaşlar, 4 nolu yönergeyi, yerel gündem 21, kültür, plan bütçe, kadın erkek eşitliği komisyonu
Hukuk Komisyonu'nu sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, yetmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Günlerimizin 4. maddesi komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi. Bir nolu raporu okutuyorum. Bayın Dönük Bey, çevre yapılaşma koşulları ve havalimanı manya kriterleri doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde tabelanan UİP 23.4.2 plan işlem numaralı 1 bölümüne çekip uygulama imar planı revizyonu Sayın Meclis'e üzerinde karara bağlanmasını arz ederim. Teşekkür ederim. Önerge hakkında söz almak isterim. Sayın Bahçı Bey'in. Sayın Başkan, imar, çevre, hukuk komisyonlarına göndermesini talep ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Mazlum. Uygundur başkanım. Sayın Akın. Değerli arkadaşlar, bu önerge gelmiş olduğu komisyonlar, çevre, imar ve hukuk komisyonunda tekrar görüşülmek üzere iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, günün 6. maddesini görüştük. Dilek ve temenniler bölümünde söz almak isteyen arkadaşlarım var mı? Sayın Akın, buyurun. Başka söz almak isteyen arkadaşım var mı? Olmadığına göre meclisimize katılamayıp mazeret bildiren arkadaşlarımızın mazeretlerini oynayacağız. Sayın Han İbrahim Çinov, Sayın Önder Keskin, Sayın Selçuk Sert, Sayın Yılmaz Eroğlu, Sayın Hüseyin Asta ve arkadaşlarımızın mazeretlerini oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet, meclis tarih ve saat. Sayın Bacı, buyurun. Sayın Başkan, 6 Mart Cuma saat 18. Teşekkür ederim. Sayın Bazman. Uygundur başkanım. Sayın Akın. Evet, değerli arkadaşlar, 6 Mart 2015 saat 18'de toplanmak üzere meclisi kapatıyorum. Katılım ve katkılarınız için teşekkür ederim. İyi günler.